Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murseline ala sıratın müstakim. Tenzilel azizir rahim. Litunzire kavmen ma unzire abauhum fehum gafilun. Laqad haqqal kavlu ala ekserihim fehum la yu'minun. İnna ce'alna fi a'naqihim awlalan fehiye ilel ezgan fehum mukmahun. Ece'alna min beyni eydihim seddan ve min halfihim seddan fe oşeynahum fehum la yubusirun. Ve sevâun aleyhim. Ne işin var burada senin? Başın sağ olsun. Bunca yolu annemin cenazesine katılmaya gelmedin herhalde. Niye yalan söylediğini öğrenmeye geldim. Biraz olsun kendinizi düşünmeyi bırakın da acıma saygı gösterin. Annemi toprağa veriyorum burada. Bırakın da son yolculuğuna rahat rahat uğurlayayım. Tamam Mustafa, sen görevini yerine getir. Biz burada bekliyoruz. Ama sonrasında bizimle beraber karakola kadar geleceksin. İfadene yeniden başvuracağız. Böyle bir hakkınız yok. Ben ifademi İstanbul'da verdim. Yalanın çıktı ortaya. Yalan söylediğim falan yok. İnkar etme artık Mustafa. Serdar bize her şeyi anlattı. Buraya ne zaman geldiğini biliyoruz. Söyleyecek yalanın kalmadı artık Mustafa, alçalı. Kaldım. Sonra uçağı kaçırmamak için Beykoz'dan taksiye bindim. Çok trafik vardı. Uçağı kaçırınca Harem Otogarı'na gittim. Otobüs bileti aldım. Gece bir seferine bindim. Hatta iki tane bilet aldım. 13 ve 14 numaralı koltuklar. Bunları baştan niye söylemedin? Çünkü karım bu kızı öğrensin istemedim. Hamile. O sırada da annem bizde kalıyordu. Çok hastaydı. Tansiyonu çıkar, üzülür diye korktum. Suçsuzum diye söyleme gereği de duymadım. Sonra gerçeği itiraf edersem daha çok şüphe çekerim üstüme. Yani işlemediğim bir suçu üstüme atarlar diye korktum. Şimdi korkmuyor musun? Hayır. Kim isterse duysun. Annem öldü benim. Bunun daha ötesi yok. Benim kaybedecek bir şeyim yok artık. Niye Kerim Ulgaz'ın vurulduğu gece yola çıktın? Kerim ne zaman vurulmuş, nerede vurulmuş bilmiyorum. Ben de sonradan öğrendim. Allah kahretsin ya. Ya düşün artık yakamdan. Ne istiyorsunuz benden? Önce sakin ol bir. Sesinin tonunu da düşür. Affedersiniz. Ya sinirlerim alt üst oldu. Sırf Kerim'in vurulduğu gece İzmir'e geldim diye suçluyorlar beni. Suçsuz birini suçlamak da suç değil mi komiserim? Araştıracağım. Bu sefer yaş tahtaya basmaz. Muhtemelen ayarlamıştır. Burada nasıl bir durumla karşılaşacağını, sizin burada olduğunuzu bilmiyordu. Doğru söylüyor da olabilir. Niye? Kerim'in vurulduğu gece yola çıkması bence tesadüf değil. Bu anlattıkları da diğeri gibi yalan hikaye.